Merhaba arkadaşlar. Kontrpuan derslerinden ikincisinde tekrar beraberiz. Geçen ders Cantus Firmus'u anlatmıştım. Tekrar kısaca hatırlayalım. Ana ezgi yani temamız olarak kullanıyoruz. Dersimizin sonunda tekrar inceledim. Aynı temayı denk olarak kullanacağız demiştim diğer dersimizde. Bu kez soprano'da gördüğünüz gibi Cantus Firmus'umuz. Tekrar hatırlayalım neydi? Bir dinleyelim. Hatırladık. Bu kez gördüğünüz gibi soprano'da Cantus Firmus'umuz. Fakat kurallarda değişen hiçbir şey yok. İki defa beşli kullanmak yasak. İki defa oktav hareket yapmak yasak. Üç defa üçlü, üç defa altılı kullanabiliriz. Çok fazla monotonlaşmaması adına belki altılıdan sonra devam etmek istiyoruz o harekete. Üçlüye geçiş yapıp tekrar altılıdan devam edebiliriz. Oktav olarak hasta inebiliriz ya da üste çıkabiliriz. Ama tesitür yani uyum için düzgün hamleler yapmaya dikkat etmeliyiz. Notalar yani kullanacağımız notalar birbirine yakın olursa çok daha güzel bir müzik elde edebiliriz. Bas yazdığımız için C notamızla başlayacağız yani si bemol notamızla. Oktavı sona verdik. Üçlü aralığı kullandık. Unison girsinler. Evet, kontrol ediyoruz. Kuralımıza göre. Üçlü. Üçlü. Biraz önce bahsettiğim olay. Altılıyı araya sıkıştırdım. Burada tekrar üçlü. Burada ilk defa beşli kullandık. Önceki ders demiştim. Soranlar olabilir hiç. Beşli kullanmayacak mıyız diye. Si bemol majör tonunda ben burada do mi bemol sol akorunun notalarını kullanmaya çalıştım. Ama bu beşliden sonra dikkat tekrar beşli kullanmıyoruz. Tiyaz. Tiyaz. Yine fazla getirmemek adına altılıyı kullandık. Üçlü. Ve tam. Burada yanlış yazmışım. Burası da oktav. Şimdi dinleyelim. Evet. Aynı Cantus Firmus'u önceki dersimizde, ilk dersimizde basta kullanmıştık. Bu kez soprano'da kullandık. Önceki videomu da izlerseniz
iki tane yazdığımız karşı ezginin de farklı olduğunu göreceksiniz. Önemli olan üçlüleri, altıları ve araya koyduğumuz beşli akorları dikkatli kullanmamız, monotonluktan kaçmamamızdır. Biri bir kontrpuan, yani birlik notalara karşı birlik gelecek şekilde yazdığımız kontrpuanda majörleri bitirmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videomda sizlere minörden birebir kontrpuanı göstereceğim. Umarım anlattıklarım işinize yarayacaktır arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bütün kontrpuan tekniklerini buradan takip edebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.